Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süerünlü. Almanya'nın başkenti Berlin'de ondan fazla noktaya baskın düzenlendi. Baskınlardan birinde Selefi gruplarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve aynı zamanda IŞİD terör örgütüne destek veren bir hücreyle çalıştıkları belirtilen iki Türk kökenli kişi de tutuklandı. Operasyonlara anti terör birimleriyle 250'ye yakın polis katıldı. Yine operasyonlar sırasında gözaltına alınan 3 Türk zanlıysa ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Terör hücrelerine düzenlenen baskınların hız kazandığı ülkede İslam karşıtı Pegida hareketine dair endişeler de bir yandan artıyor. Hükümet Almanya'da Paris'tekine benzer bir saldırı yaşanmaması için sıkı tedbirler alınacağını açıkladı. Nedir bu tedbirler peki? Almanya'daki tartışmalar hangi boyutta şu anda? Yanıtları Berlin muhabirimiz Cem Dalaman aktarıyor. Almanya Paris'teki terör saldırısından sonra çok gerilimde, çok gergin günler geçiriyor. Bir yanda Paris'teki olaya benzer bir eylemin Almanya'da gerçekleşmesi korkusu. Öte yanda giderek artan, giderek büyüyen İslam karşıtı Pegida hareketi, Başbakan Merkel'i, hükümeti, demokratik partileri, Almanya'da yaşayan göçmenleri çok kuşkulandıran, endişeye boğan bir durum. Almanya'da hükümet her şeyden önce geçen haftaki terör eyleminden sonra benzer bir eylemi engelleyebilmek için önlemleri sıklaştırma kararı aldı. Buna göre, alınan karara göre Almanya'da yaşayan ve Irak, Suriye gibi ülkelere gidip oradaki terör kamplarına, terör gruplarına katılmayı amaçlayan zanlıların pasaportlarına ve üyelik kağıtlarına el konulacak. 18 ayla 3 yıl arasında ülkeden çıkışları bir bakıma yasaklanacak. Bunun karşılığında ellerine bir belge verilecek. Bu belgeyle Almanya içinde ve sınırlı bir durumda Schengen ülkeleri kapsamında seyahat edebilecekler ancak bunun dışına çıkamayacaklar. Alman güvenlik güçleri uzun süredir radikal İslamcıların, Almanya'daki radikal, Irak ve Suriye'deki radikal gruplara katılmak isteyen Almanya'daki radikal İslamcıların ellerindeki hüviyetlerle ya da pasaportlarla Türkiye üzerinden Suriye'ye ya da Irak'a geçtiğini iddia ediyordu. Bu alınan önlem işte bunu engellemek için. Öte yandan ülkede İslamofobi fark edilir şekilde artıyor. Bunun sadece Paris'te yaşanan terör olayıyla ilgisi yok. Ekim ayından beri sürekli artan Pegida adlı İslam karşıtı, göçmen karşıtı hareketin giderek güçlenmesi bunun sebeplerinden biri. O yüzden Başbakan Merkel sürekli olarak bir yandan terör tehlikesine karşı önlemleri vurgularken öte yandan da ülkede yaşayan Müslümanları, İslam dinini kucakladığını vurguluyor ve bunun altını çiziyor. İslam Almanya'ya aittir şeklinde birkaç defa geçen günlerde bu konudaki fikrini tekrar kamuoyuyla paylaştı. Güvenlik birimlerinin ellerindeki sayıya göre Almanya'dan şimdiye kadar Suriye ve Irak'a giden radikal İslamist ve oradaki gruplara katılan radikal İslamistlerin sayısı 550 civarında. Bunlardan 150 ile 180 arasında bir sayının kişinin Almanya'ya geri dönüş yaptığı tahmin ediliyor, biliniyor. Ve esas korku o geriye dönenlerin Paris'teki, Fransa'daki terör eylemi benzeri bir eylemi Almanya'da gerçekleştirmeleri. Şimdi esas bu olay bir yandan tüm kamuoyunda, toplumda korku yaratırken gözler önümüzdeki haftaya, önümüzdeki pazartesiye çevrildi. Orada Pegida pazartesi günü Dresden'de Pegida hareketi tekrardan bir araya gelecek. Göçmen düşmanı, İslam düşmanı Pegida hareketi. En son geçen haftaki toplantılarına, gösterilerine 40 bin kişi katıldı diyor organizatörler. Polis 25 bin dedi, en az 25 bin dedi. Organizatörler 40 bin kişiden bahsediyor. Bu hafta için, yani önümüzdeki pazartesi için 50 bin sayısını hedefliyorlar ki 50 bin İslam düşmanının, göçmen düşmanının sokağa çıkması Almanya için belki de şu anda çok daha somut bir tehlike. Cem Dalaman, ben. Geçen hafta Paris'te Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler bu hafta içinde Fransa ve İsrail'de toprağa verildi. Olayla birlikte Avrupalı siyasetçiler ve kamuoyu ifade özgürlüğünü nefret söylemlerinden ayıran farkları tartışmaya başladı. İslam Fransa'daki en büyük ikinci din ve Avrupa'daki Müslüman nüfusu da giderek artıyor. Bu artış kimi Avrupalıları kaygılandırıyor?
Paris'teki süpermarket saldırısında hayatını kaybeden 4 Yahudi İsrail'de toprağa verilirken Fransa, Charlie Hebdo karikatür dergisinde düzenlenen saldırıda öldürülen Müslüman polis memurunu törenle uğurladı. Bu arada Pakistan'daki radikal bir imam da saldırıyı düzenleyen ve polis tarafından öldürülen kardeşler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Fransa Başbakanı Manuel Valls, dine hakaret veya küfür etmenin Fransa'da yasak olmadığına dikkati çekti. Hakaret ve küfrün bizim yasalarımızda yeri yok ve olmayacak da. Yasalardaki bu özgürlükle Yahudi düşmanlığı, ırkçılık, terörizm ve inkar arasında çok büyük fark var. Bu suçlar gerektiği şekilde cezalandırılmalı. Başbakan, halktan dini ayrımcılık yapmamasını ve Fransa'nın laik geleneğine destek vermesini istedi. Hollanda'daki liman kenti Rotterdam'ın Müslüman belediye başkanı Ahmed Abu Talib, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen Müslümanlara ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. İyi niyetlerine rağmen kötü muamele gören Müslümanlara sesleniyorum. Bizler sizi bu toplumda görmek, sizinle birlikte yaşamak istiyoruz. Ancak bir grup karikatüriste tahammülü olmayanlardan da defolup gitmelerini istiyorum. Dünyanın dört bir yanındaki karikatüristler Fransız meslektaşlarının öldürülmesini kınadı. Bazıları da bu karikatürlerin masum Müslümanlara zarar verdiği ve Avrupa'daki Müslüman karşıtı hareketin işine yaradığı görüşünde. Hollandalı karikatürist Ruben Oppenheimer, her etnik ve dini grubun saygı duyulmasını istediği kutsal bir konusu olduğunu, ancak mizahta ayrımcılık yapılmaması gerektiğini savunuyor. Oppenheimer, birkaç yıl önce Müslüman bir grubun benzer bir olaya karşı tepki vermek için yayınladığı Yahudi katliamı karikatürü nedeniyle mahkemelik olduğunu da hatırlatıyor. They got convicted. They had to pay a fee. Mahkeme onları para cezası ödemeye mahkum etti. Dava yüksek mahkemede düştü. Ancak bu iki yüzlü olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Hoşlanmadığımız bir karikatürle karşılaştığımızda hemen sorun oluyor. İfade özgürlüğü ve hakaret arasındaki kamuoyu tartışması uzun bir süre devam edeceğe benziyor. Ancak dünya kamuoyu hiçbir dinin hakaret nedeniyle adam öldürmeyi savunmadığı görüşünü paylaşıyor. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington. Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırı ve derginin ifade özgürlüğünü kullanarak İslam'ı eleştirmesi Rusya'da farklı tepkilere neden oluyor. Rus hükümeti ve halkı saldırıyı kınıyor. Kimileri ifade özgürlüğünün sınırlarını sorguluyor, kimileri de olayın komplo teorisi olduğu görüşünü savunuyor. Saldırıyı düzenleyenleri terörist ilan eden Rusya'daki Müslüman liderlerse saldırganların gerçek Müslümanlar olmadıklarını, Hazreti Muhammed'in karikatürünün tahrik edici olduğunu savunuyor. Rusya'daki Müslüman liderler Paris'teki saldırıyı düzenleyenlerin İslam'ı hiçe sayan teröristler olduğunu söylüyor. Rusya Müftüler Konseyi'nden Ruslan Abyasov, markete düzenlenen saldırıda Yahudileri korumaya çalışan Müslüman market çalışanını ve dergiye düzenlenen saldırıda öldürülen Müslüman polisin gerçek Müslümanlar olduğunu söylüyor. İşte gerçek İslam bu. Müslüman hayat kurtarır, öldürmez. Evet, peygamberimize hakaret edildi. Ancak Kur'an bizden bu tür olaylara daha iyi tepki vermemizi bekliyor. Abyasov'a göre Hazreti Muhammed'in karikatürünü çizmek ve onunla alay etmek provokasyona neden olabileceği için adam öldürmek kadar günah. En büyük günah adam öldürmek. Ancak İslami açıdan bakıldığında provokasyon çok daha büyük bir günah. Çünkü provokasyon nedeniyle sadece bir değil, onlarca, yüzlerce hatta binlerce kişi ölebilir. Saldırılardan sonra Ruslar Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği önünde mumlar yakarak hayatını kaybedenleri andı. Avrupa'da olduğu gibi Rusya'da da halk dini inançlarla alay etmenin hassasiyetini tartışıyor. Bence bir şey yapmadan önce olası sonuçları hakkında iki kez düşünülmeli. Bence hiç kimse birbirinin inançlarına hakaret etmemeli. Ancak bilgisayar mühendisi Marat'a göre dini hassasiyetler ve saldırı korkusu medyayı engellememeli. Biraz hakaret olabilir. Bu sayede teröristler bize neyi yayınlayıp neyi yayınlamamamız gerektiğini dikte ettiremez. Olayla ilgili komplo teorileri de dış güçleri suçluyor. Popüler bir tabloid gazetesi ve hükümet yanlısı bir kanal hiçbir kaynak göstermeden saldırıyı Amerika'nın planladığı iddiasında bulundu. Saldırıyı kınayan Rus yetkililer bunun Avrupa'yı asıl tehdit edenin Rusya değil terörizm olduğunu gösterdiğini savunuyor. Rusya'nın Müslüman liderleri Avrupa'daki sağcılarda görülen göçmenlik ve İslam karşıtı eğilimin olumsuz sonuçlar doğuracağından korkuyor. Müslüman liderlere göre yanlış anlaşılmaların giderilmesi için diyalog şart. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington.
Fransa'daki saldırılar Amerika'da da terör korkusunu bir kez daha alevlendirdi. Ancak saldırı iç güvenlik ödeneklerinin artırılması konusunda iki partinin çekiştiği bir döneme rastladı Amerika'da. Özellikle Başkan Obama'nın göçmenlik kararnamesi nedeniyle kızgın olan ve iç güvenlikte göçmenliğe ayrılacak bütçeyi azaltmak isteyen cumhuriyetçilerle iktidardaki demokratlar arasındaki mücadele daha da kızıştı. Michael Baum'un haberi. Paris'teki saldırılar bütün dünyada şoka yol açarken Kongre'de de siyasi çekişmeleri alevlendirdi. Batı'da cihatçı ideolojinin yayılmasına neden olan birçok faktör olduğu bir gerçek. Artık bu noktada kendi göçmenlik politikalarımızın da ne kadar etkisiz olduğunu kabul etmek zorundayız. Senatör Jeff Sessions gibi cumhuriyetçiler Obama yönetiminin gevşek göçmenlik kontrollerinin Amerika'yı tehlikeye düşürdüğünü savundu. Amerika'nın ulusal güvenliği için Kongre'nin başkanın af kararnamesini engellemesi ve sıkı politikalar uygulaması gerekiyor. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi çarşamba günü iç güvenlik fonlarını arttıran tasarıyı onaylarken metne Obama'nın milyonlarca belgesiz göçmeni sınır dışı edilmekten koruyan kararnamesini engelleyen bir madde ekledi. Demokratlar bu eşleştirmeyi kabul etmiyor. Onlara göre Paris saldırıları göçmenlik reformu ihtiyacını güçlendiriyor ve güvenlik konusunun parti çıkarları için kullanılmasını savunulamaz hale getiriyor. Demokrat Senatör Richard Durbin cumhuriyetçileri eleştirdi. Cumhuriyetçiler önce göçmenlik reform tasarısını engelledi. Şimdi de iç güvenlikten sorumlu bakanlığın bütçesini engelliyor. Başkan Obama'nın göçmenlik kararnamesi Amerika'yı daha güvenli hale getirecek. Milyonlarca belgesiz göçmenin devlete kayıt yaptırarak güvenlik soruşturmasından geçmesini sağlayacak. Başkan Obama'nın da gerek demokrat gerek cumhuriyetçi herkesin de istemediği tek şey Amerika'nın sınırlarını teröristlere açmaktır. Brookings Enstitüsü uzmanı John Hudak, günlük olaylarla ilgili çok sert tartışmaların Amerika'nın göçmenlik ve güvenlik sorunlarına çözüm bulma ihtiyacını gölgelediğine dikkat çekiyor. House Republicans and House Democrats. Temsilciler Meclisi'nde iki parti de İç Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesini tartışıyor. Bu bakanlığın bütçesi Amerika'nın güvenliğinin hem ülke içinde hem de dışında korunması için çok önemli. Bu konu iç ve dış politikamızın hayati bir parçası. Kongredeki siyasi çekişme Başkan Obama'nın bir Beyaz Saray kararnamesi çıkararak milyonlarca göçmenin sınır dışı edilmesini önleme girişiminde bulunmasına yol açtı. Ne var ki şu anda hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde cumhuriyetçiler çoğunlukta ve Başkan Obama'nın işi çok zor. Uzmanlara göre özellikle iç güvenlik bütçesinin geleceği için iki taraf arasında mücadelenin süreceği kesin. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayın ve haberlerine internet sayfamızdan ya da sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizde aynı zamanda Amerika'da yaşam ve Amerikan siyasetine dair bloglarımız da var. Sitemizdeki bloglara yorumlarınızla her zaman katkıda bulunabilirsiniz. Yayınımızın sonuna gelirken hatırlatmış olalım. Gündemde haberden çok daha fazlasını getiriyoruz ekranlarınıza. Sadece ilginizi çekecek başlıklar değil. Sağlıktan teknolojiye, sanattan kültüre. Dahası Amerika'da yaşam ve Türklerin başarı öyküleri. Ve çok daha fazlası gündemde. Hayata dair ne varsa gündem farkıyla ekranlarınızda. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Gelin her hafta gündemde buluşalım. Haftanın son yayınını da böylece tamamlıyoruz. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Haftaya Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olacağız yine. İyi hafta sonları.